Merhaba arkadaşlar, ben Levent. Bugün sizinle Minecraft Avatar plugin'indeyiz. Bu plugin Avatar The Last yazayım şuraya da Airbender, yani son hava bükücü ve Avatar The Legend of Korra'yı temel alan bir plugin. 5 farklı seçenek var, 4 farklı bükücülük, bir de Çiğ engelleyici, çiğ blocker dediğimiz şey. Kısaca anlatmak gerekirse, su hem saldırı hem savunma amaçlı. Orta derece bir şey. Rakipte bir kendinizden, birinizden değil. Kendinizden uzak tutup sonra da onlara uzaktan saldırı yapabiliyorsunuz. Toprak yine aynı şekilde saldırı ve savunma amaçlı ama saldırı biraz daha ağır basıyor. Yani suya göre su biraz daha taktik isteyen bir şey olsa da toprakta tek yaptığınız şey toprağı kaldırıp düşmana atmak olacak. Yani saldırı tarzınız bu genelde. Küçük küçük şak wave'ler de yollayabileceksiniz. Ateş normal filmde olduğu gibi, işte filmde, dizide, çizgide falan çok yıkıcı bir güç. Yani ateş zaten önceden de izlemiş olanlar bilir o ikisinden birini. Ateş gayet rahat yüksek hasar verebilecek bu pluginle de, yani verebilir, veriyor zaten. Ve havada daha çok defans ağırlıklı. Bugün kısaca pluginden bahsedeceğim. Bir de chi blocker'dan bahsedeceğim. Ardından başka videolarda diğerlerini göstereceğim. Tek başımayım, Ali yok. Yani biraz zor olacak. Chi blocker'da paralyzer özelliği için özellikle zor olacak ama artık anlatacağız. Şimdi hemen başlayayım. Bending bizim asıl komutumuz. Bending help diyeyim. Hemen komutları gösteriyorum. Bind slotlara herhangi bir yetenek atamanızı sağlıyor. Clear slottaki yeteneği siliyor. Choose herhangi bir kişi için element seçiyor. Bu arada şurada şu gördüğünüz Z'nin yanında bulunan bir tuş var. Adını ben de bilmiyorum. İşte şu ve şu işe yarıyor. Bu zorunlu demek. Yani onu yazmanız zorunlu. Bunu yazmak zorunlu değil. Burada slot dediğimiz, mesela birinci slottayken işte üçüncü slota yetenek atamak için zaten birdeyken bir yazmanıza gerek kalmayacak. Yine aynı şekilde. Burada da oyuncu yazmak zorunlu değil. Eğer yazmazsanız kendiniz seçer. Yine ADD de öyle. ADD komutunu kullandığımız zaman işte water, air, fire, earth, sea blocker, bu beşinden İkisini, üçünü, beşini falan hepsini bir anda seçebiliyorsunuz. Remove oyuncudan siliyor. Bir oyuncu yazmak zorunlusunuz. İkinci, üçüncü oyuncular zorunlu değil. Perma remove, onun bir daha bending, choose, bir de bending, add komutlarını kullanmasını engelliyor. Toggle'ı ben de bilmiyorum. Bending, help, toggle diyeyim hemen. Hop, şey unuttuk. Toggle'ıyor bending. Aktif yetenekleri kullanmanızı şey yapıyor, kapatıyor ama pasifler devam ediyor. İşte pasifleri göstereceğim zaten tanıtırken. Display o şeye ait, o elemente ait özellikleri gösteriyor. Örneğin havaya ait işte blast, bubble, burst gibi yetenekler var. Ben kalktım yine. Reload, import zaten şey olacak. Serverlarda daha çok yöneticilerin kullandığı komutlar. Reload yeniden başlatıyor. Import dosyaları alıyor. Bu dediğinizde kimin hangi elementlere sahip olduğunu görüyorsunuz. Örneğin ben şu anda herhangi bir şeye sahip değilim. Çünkü sıfırladım az önce. Language, dil değiştirme, ki sadece İngilizce dili var. Ancak kendiniz yazarsanız oluyor. Yani dili değiştirirseniz. Bind mode, işte bending, bind mode. Normalde slot, yani şuralara. Ama ben eşya aldığım zaman, bak, örneğin ne alayım işte, birch alayım. En sevdiğim bu arada odundur, tahtadır kendisi. Mesela eğer ben bind mode'u item'a çevirirsem özelliği bu eşyaya yüklemiş oluyorum. Sonra bu eşyayı başkasına attığım zaman o kişi yine gelip
O eşyadan kullanabiliyor. Tabii siz suysanız, karşınızdaki de havaysa atarsanız işe yaramaz. Ve versiyon bilginin versiyonu oluyor.